burada inşa edilen yeni bir bina değil. Yaklaşık 600 ton inşaat çeliğinden 5 aylık süre sonunda dünyanın en büyük at heykeli ve İngiltere'nin en yüksek sanat eseri ortaya çıktı. İskoç heykeltraş Andy Scott'ın The Kelpies adlı eseri 30 metre yüksekliğinde. Yaklaşık 8 yıl önce ilk kez bu ikisinin küçük bir taslağını karalamıştım. Onca zaman, kan, ter ve gözyaşından sonra onların burada gördüğümüz şeye dönüştüğünü görmek akıl almaz bir deneyim benim için. Bu çok sayıda sanatçının sahip olduğu bir şey değil. Çıkan sonuçtan çok memnunum. The Kelpies adını Kent mitolojisinde yer alan doğaüstü su atı figüründen alıyor. İskoç halk inanışından gelen bu figür Andy Scott'ın ilhamı değil. İki at kafası, The Helix adlı büyük bir park ve çevre projesinin parçası. Projeyle İskoç Falkirk kentindeki eski endüstri bölgesine yeni bir çehre kazandırılması hedefleniyor. Parkın ortasından daha önceden mal ve yolcu taşımak için kullanılan eski bir kanal geçiyor. Burası Forth and Clyde kanalı. Kanaldan geçen tekneler eskiden atlar tarafından çekilirmiş. Şu omzumun üstünde gördüğünüz büyük yavrular gibi. O zamanlar Clydesdale ya da Shire Horse gibi iri atlar tarım ve sanayide kullanılırmış. Sanayinin ayrılmaz bir parçası sayılan bu atlara saygı ifadesi olarak buraya bir anıt dikmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Andy Scott'ın atölyesi Glasgow'un batısında yer alıyor. Sanatçı 70'in üzerinde heykeliyle kendine dünya çapında yer edinmiş. Atlar sanatçının tekrar tekrar işlediği bir tema. Sanatçı asıl büyük çıkışını The Heavy Horse adlı çalışmasıyla yapmış. 5 metre yüksekliğindeki heykel, Glasgow'la Edinburgh arasındaki otoyol bağlantısında bulunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 450 milyon insan bu heykeli gördü. Tema olarak atları çok seviyorum ve atlar yaptığınızda tüm sanat tarihiyle mücadele etmeniz gerekiyor. O kadar çok bilinen heykel ve sanatçı var ki. Bu eski temayı yeniden keşfetmek heyecan verici. Ama aynı zamanda sadece atlar yapan İskoç olmamaya da özen göstermeye çalışıyorum. Başka eserlerim de var. Andy Scott'ın heykeltıraşlık tutkusu Glasgow Sanat Okulu'ndaki eğitimi sırasında ortaya çıkmış. Fiberglass, bronz ve çelik en çok kullandığı malzemeler. Son derece sert ve ağır bir malzeme alıp onu canlı ve ince bir esere dönüştürmeyi seviyorum. En azından bunu denemeyi. Bu merhametsiz sert malzemeye hayat üflemeyi seviyorum. Fiziksel olarak da son derece zor ama işe yarıyor. Andy Scott sadece heykellerinin boyutlarıyla şaşırtmıyor. Glasgow kentindeki Arya isimli bu heykelinde olduğu gibi genellikle eserlerini alışılmadık mekanlarda sergiliyor. Sanat galerilerinden ziyade otobanları seviyor. Kutsal olmayanı yücelten ve günlük çevreyi güzelleştiren işler yapmak istiyorum. İnsanlar saatte 120 kilometre ile önünden geçseler bile yolculukları sırasında kısa süreliğine güzel bir şey görebilmeli. Ama bunu her gün gördüklerinde eser üzerine düşünebilir, sorular sorabilir, hikayeler uydurabilirler. Onunla farklı bir ilişki kurabilir, kendi anlatım tarzlarında hayatlarını zenginleştirebilirler. The Kelpies de önünden gelip geçenlerin hayatlarına bir şeyler katacak. Andy Scott da eserleriyle milyonlarca kişiye ulaşmış olacak.